Atakan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Afyonspor'dasın. Aha. Olcay Şan'la beraber. Evet. Burada çok değerli futbolcular var. Ege, Koray hocamız var. Evet. Uygar, Mert Uygar Zeybek var. Gerçekten Süper Lig'de de forma giymiş, Üçüncü Lig'de de forma giymiş isimlerle beraber playoff'u zorluyorsunuz bu sezon. İlk yarı performans hakkında neler söylersin? İkinci yarı hedefler neler? Yani Koray Hoca varsa ilk önce bir takımda hedef vardır. Ben de bunu buraya bilerek geldim. Beni ilk oynatan hoca. Her zaman beni arayıp, konuşup, tavsiyelerde bulunup kariyerim hakkında bana çok yardımı dokundu. Ben de buraya gelirken onun burada olması benim için çok büyük avantajdı. Olcay abinin burada olması benim için çok büyük bir avantajdı. Diğer isimleri Uygar'ı, Ege'yi tanımıyordum. Buraya gelince onlarla da tanışma fırsatı buldum. Yani şu anki başarımızın sırrı takımdaki arkadaşlık diyebilirim. Çünkü beklenenin üstünde bir performans sergiledik. Kimse beklemiyordu. Hani avaraş takımı olur, kümeye düşmeye oynar diyordu. Şu an 28 puanımız var ve playoff'la 2 puan gerisindeyiz. Hedefimiz bitmedi. Daha önümüzde oynayacağımız çok maç var. Önümüzde bir Nazilli maçı var. İlk hedefimiz o. Ya onu yenip daha iyi bir moral bulmak istiyoruz. Başka söyleyebileceğim, Olcay abinin burada olması bizim için yani çok büyük bir fırsat. Ben de zaten Beşiktaş'ta oynadığı zamanlar onu çok izliyordum. Oyun stilini kendime çok benzetiyordum. Buraya geldiğimde de ondan çok şeyler öğrendim. Ya onunla beraber hedefe ulaşmak istiyoruz. Atakan, Beşiktaş'a transfer olduğunda gerçekten Altınordu performansın çok üst düzeydi. Beşiktaş'a transfer olduktan sonra senden beklentiler de fazlaydı. Ama daha sonra çok fazla forma şansı bulamadın. Belki oradaki süreç istediği gibi gitmedi. Sence ne eksikti Beşiktaş sürecinde? Ya ben kendimde de bazen hani eleştiri yapıyorum. Kendimde de büyük sıkıntı vardı. Hani daha güçlü gidebilirdim fizik kalitem olarak. Herkes bana çünkü bunu söylüyordu. Fizik kaliten yetersiz. Ama ben kendi oyun zekamla oralara geldim. Altınordu'da taktik disiplinle çok büyük şeyler başardık. İyi yerlere geldik. İyi performans sergiledim. Beşiktaş'a gittim. Yani ilk başta gittim, gol attım. Her şey çok güzel gidiyordu. Tabii büyük takımlar biliyorsunuz bir maçla olmuyor. Daha büyük performanslar bekleniyor. O zaman pandemi vardı. Taraftarın önüne çıkamadım. Belki o havayı alsam belki benim için daha farklı olacaktı. Sergen Hoca sağ olsun şans verdi. Daha çok şans verebilir miydi? Verebilirdi. Hani o zamanlar sakatlar, cezalılar çok fırsat gelebilirdi. Olmadı. Sonra bir Ümraniye serüvenim oldu. Bir sakatlık yaşadım. Ben de bir yıl futbol oynamadım. O da beni biraz bir geriye itti. Ondan sonra iyileştikten sonra tekrar bir Ümraniye'ye gittim. Şampiyonluk yaşadım. Sonra Beşiktaş'a dönmek istiyordum. Daha güçlü oynayıp dönmek istiyordum ama hani ağrılarım, sızılarım olduğu için çok fazla orada da süre bulamadım. Şimdi Afyon'a geldim. Belki burada daha farklı, daha iyi performans sergileyip Beşiktaş'a daha güçlü dönmek istiyorum. Atakan, o sene şampiyonluk geldi Beşiktaş'ta. Evet. Sen Ümraniyespor'a kiralanmıştın. İçeride nasıl bir atmosfer vardı? İçeride orada da ya şu anki atmosfer vardı. Yani güzeldi, arkadaşlık olsun. Gruplaşma hiç yoktu. Herkes birbiriyle kaynaşmış bir şekildeydi. Hani daha önce beraber oynamış gibiydi sanki. Sergen Hoca da o zaman çok güzel dokunuşlar yaptı. Hem futbol bilgisiyle hem taktik disiplinle. Çok güzel şeyler oldu. Sonunda zaten kimse orada da şampiyonluk beklemiyordu. Ama orada da şampiyon olduk ve çok güzel bir seneydi yani. Benim de unutamayacağım Tabii şimdi Afyonspor'dasın. bir seneydi. Afyonspor'da da hedefler var. Bir üst ligi zorluyorsunuz Evet. şampiyon olmak için. Afyonspor'da hedeflerini tutturduktan sonra yani sezon sonu böyle burada daha çok gol atıp asistler yapıp Beşiktaş'a daha güçlü dönme gibi bir hayalin var mı? Tekrar orayı oradaki rekabete girmeye hazır mısın? Hazırım, hep hazırdım zaten. Hep oynamak istiyordum. Ya ben oynayarak kendimi güçlü hisseden biriyim. Hani bekleyerek bir şey olacağını düşünmediğim için hep kiralık ayrılmak istedim. Hani hep gideyim oynayayım, daha çok kendimi göstereyim, geri döneyim kafasındaydım. Buraya da onun için geldim. Oynuyorum. Süre geldiğinde elimden gelen en iyisini yapmak istiyorum. Tabii herkesin hayali üç büyüklerde oynamak, milli takımda oynamak. Ki bana da o fırsat geldi. Ümit milli takımda oynadım. Beşiktaş'a gittim. Beşiktaş'ta da fırsat buldum. Tekrar burada oynamak istiyorum. Tekrar Beşiktaş'a dönmek istiyorum. Beşiktaş'a döndüğümde de elimden geleni yapmak istiyorum. Herkesin istediği gibi. Ya hedefim çok büyük. Milli takımda oynamak istiyorum ki yaşımın da daha küçük olduğunu düşünüyorum. 23 yaşındayım. Daha önümde belki de 13-14 sene var. İnşallah neden olmasın. Süper Lig'de beğendiğin yerli yabancı futbolcular kimler? Yabancı olarak yani Anadolu takımına gideyim. Sivasspor'da Max Gradel var. Bence çok iyi bir oyuncu. Yaşına göre çok iyi işler başarıyor. Trabzonspor'dan Trezeguet'i beğeniyorum.
Beşiktaş'tan zaten Gezal'ı söylememe gerek yok. Bayağı iyi bir oyuncu. Onunla da beraber oynama fırsatı buldum. Yerli olarak da ya kaleci olarak Ersin'i beğeniyorum ben. Hani çok eleştiriliyor, şey oluyor bence ama kendini çok geliştirdi. Çok iyi bir oyuncu. Çok iyi bir kaleci. Bence daha yaşı da genç. Çok iyi yerlere gelme potansiyeli var onun da. Başka yerli olarak Arda Güler'i söyleyebilirim. İrfan Can Kahveci yetenekli. Yetenek konusunda çok oyuncumuz var bence Türkiye'de. Atakan çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Başarılar diliyorum sana. Teşekkür ederim.